Değerli izleyiciler, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül e, konuğumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Hoş geldin. Sizi göremiyoruz. Neredesiniz? Günaydın. Geziyor musunuz? Bütün Türkiye'yi geziyor bence. Nasıl? Hemen Anlamadım. soracağım zaten. Anlamadım. Çok Cumartesi uyumlu. günü Gaziantep'te He. Kilis'te Mardin'deydim. Oh. Dün sabahleyin buradan çıktım Balıkesir'e gittim. Balıkesir'de muhtarlarımızla toplantı yaptım. Sonra Bursa'ya geldim. Mustafa Kemal Paşa'nın oradaki köylerini dolaştım. Yarın Ankara'dayım. Ondan Ailesiniz. sonra da e, İç Anadolu bölgesinde Çorum, Kırşehir, Nevşehir e, o bölgelerde dolaşacağım. Vallahi maşallah anam, görüyor musun? Hızlı. Çok, olay Çok hızlı şu başladı. Ben sizi eskiden görüyordum. Şimdi göremiyorum. <laughs> Efendim olay şu. <laughs> evet ben de Gerçekler vatandaşın arasında. Gerçekleri biz vatandaşı dolaşmazsak görmezsek çiftçimiz ne yapıyor, esnafımız ne yapıyor, köylümüz ne yapıyor? ...tarım nasıl, turizm nasıl... ...bu başka türlü olmaz mümkün değil yani. Buradaki dokuşu ...tüccarın sermayesi... ...para, siyasetin... E, ...sermayesi, halkın sevgisi... ...ama oralara gittiğiniz zaman... ...büyük bir enerji bulmazsanız... ...büyük bir heyecan, ha. büyük bir sevgi bulmazsanız... ...gidemezsiniz. Sayın Başkanım hakikaten bu, nedir şey ilgi? Yani, sevgiyle aşkla yapılan bir iş... ...bakar mısın nasıl aşkla ve sevgiyle <laughs> yapıyor... ...müthiş pozitif enerjisiyle... Halkın bakışı bak Antep dediniz... ...Bursa dediniz, evet. Ankara... Kırşehir, Nevşehir ilgi nasıl? Nasıl? Bugüne kadar parti meclislerimizde kurucularımızın ziyaretlerini saymıyorum. Hı hı. Benim kendi tek başıma yaptığım ziyaret 68 tane ile gitti. Maşallah. 68 tane ilde Allah'ıma şükrediyorum ki en ufak negatif bir olayla karşılaşmadım. Oy verip vermemeleri vatandaşın takdiri ama inanın ki büyük bir sevgiyle ve büyük bir e, coşkuyla karşılandık. Nedeni şu, vermeden almak sadece Allah'ımıza mahsustur. Ekmişiz, yıllarca selam vermişiz, selam almışız, bereketli sofralar kurmuşuz. Bir de e, icracı olmak lazım. Bakın, icracı olmayan siyasiyi sakın bir yere getirmeyin. Esnaf değilse, icracı değilse, SSK ödememişse, gelir vergisi ödememişse, muhtası ödememişse, cuma günü öğleden sonra çek saati geldiği zaman o çekini senedini ödemek için onun komşusuna gidip benim 10 lira eksik, 5 lira eksik o heyecanı yaşamadıysa bir yere getirmemek lazım. Bizim tabii bir şansımız şu. Milletvekilliği yaptığım dönemlerde ve belediye başkanlığı yaptığım dönemlerde hiçbir ötekim olmadı. Bana hangi vatandaş geldiyse saygıyla sevgiyle karşıladım ve gerçekten dertlerine derman olmaya çalıştım. Mesela gidiyorum bir yere diyor ki benim diyor çocuğuma burs vermiştin. Gidiyorum bir yere diyor ki işte o cenazemizi diyor arabayla belediyenin arabasıyla siz göndermiştiniz. Gidiyorum bir emniyet mensubu beni karşılıyor. Bizim Serentepe polis lojmanlarında oturmuşlar diyor ki başkanım biz senin çok iyiliğini gördük. Onun için hmm. ben son derece mutluyum. Zaten mutlu olmasanız dolaşamazsınız, yani, yapamazsınız şimdi. Kesinlikle. Moraliniz olmaz. Şimdi, şimdi Aslı burada. aslanım burada. Sahneye olmasa. çıkıyor. Sahneye ilk çıktığı andan itibaren Dağru. o alkışı, o enerjiyi alırsa program bu gidiyor. Ama o alkışı <laughs> bir enerjiyi almaz. ben burada mutlu olmasam <laughs> Sayın Başkanım e, sabah karşı 3.30'da yola çıkıp şuraya gelir miyim yani? yani? Ama şöyle ama şöyle. Sizin sanatında, kültüründe, sinemanında... Evet. sevgili Cem'in bizim hı hı. dokumuz. Bizi izleyenlerin bize karşı olan sevgisi. sevgisi Ama inanın ki sizi de başka hiçbir şey takdir etmez. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Baya. Siz yani çıktığınız zaman buradan kuaförünüze gittiğiniz zaman kuaförünüz, zaman... kuaförünüz kuaförünüzse dediği zaman ki aslanım e, aslanım sabahleyin sizi ben e, televizyonda Sayın Cem Küçük'le beraber izlediğim Son derece keyif aldım. Bunun gururu çok başka. Aynen, evet. Gerçekten çok başka. Bir veya iki şey. kişinin sorununu çözüyorsanız, evet, bir kişinin evet. bile Değil mi? Ya hayat şöyle bir şey. Hayat sizi bu noktaya etmiş. Beni siyasetin içerisinde evet. almış. Gençlik kolu başkanlığım, ilçe başkanlığım, il başkanlığım, milletvekilliğim ve bu çalışma içerisinde mutlu olmamız lazım. Yani ben yurttaşlarımla beraber olduğum zaman, yurttaşlarımın sorunlarını, isteklerini aha, çözdüğüm aha. zaman benim teşkilatlarım mutlu olduğu zaman ben bundan muazzam keyif doğru, alıyorum. Doğru, evet. Özünde iyilik sever ve yardım sever bir insansanız ve böyle bir insan olduğunuzu ben çok yakından biliyorum. E, o yüzden o enerjiyi de hissediyoruz demiş ya biraz önce evet. gittiğinde bize şunu yaptınız efendim. Ya iyilik yap denize at diye bir evet. söz var evet. ya. Evet. Ama o sadece o belediye başkanınız döneminde değil, kişi olarak da öyle, bireysel kesinlikle. olarak da Mustafa Bey kesinlikle. öyle bir insan. Gerçekten. Peki. Sorulara başlayalım, başlayalım mı? Şimdi ben bir şey mesela, merak ediyorum. Evet. Ben de merak Türkiye ediyorum. Türkiye Değişim Partisi şimdi bir partiyi kurdunuz, Anadolu'yu geziyorsunuz. Evet. Türkiye'ye iki ittifak var. Biri Cumhur İttifakı, biri Millet İttifakı. İttifakların içinde olur musunuz? Yoksa kendiniz mi devam edeceksiniz? Yok, şöyle dememiz lazım. Artık mesela bizim için son derece ben sizinle bu konuşmayı 20 gün önce yapsaydım bu mutlulukla yapamazdım. Hmm. Bir ay önce yapsaydım bu mutlulukla yapamazdım. Neden biliyor musunuz? O zaman daha bizim ehliyetimiz yoktu. Ehliyeti almadan arabayı kullanamazsınız. Biz 15 gün önce Ankara'da, Atoda büyük kurultayımız yaparak seçime girme yetkisini aldık. Yani artık oy pusulasında Aa, Türkiye deyemez. Değişim Partisi var. Oy pusulasında vicdan var. Oy pusulasında gerçekten adalet var. Oy pusulasında merhamet var. Çünkü biz toplumun her kesimini kucaklayan bir partiyiz. Bizim Gövdemiz Türkiye, sağ elimiz var, sol elimiz var. Biz sağ elimizle sol elimizi saygıyla, sevgiyle birleştiriyoruz. Ben vicdanlıyım diyen, ben merhametliyim diyen bütün yurttaşlarımız Türkiye Değişim Partisi'ne gerçekten çok büyük bir ilgi gösteriyorlar. Türkiye'nin problemi şu. Türkiye'de 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidar var. 20 yıl çok uzun bir süre. Biz de olsak hakikaten yoruluruz. Yeni evet. bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına, yeni bir değişime ihtiyaç var. Mesela şöyle bir şey olması lazım Türkiye'de. <laughs> Almanya Başbakanı Sayın Bayan Merkel <laughs> 15 yıldır belediye baş, şey, başbakan. 15 evet. sene. Ve dedi ki ben yoruldum. Görevini bir başka arkadaşına bıraktı. Türkiye'nin de buna doğru gelmesi lazım. İktidar iktidar partisi bugüne kadar bütün muhalefet partilerini offside'e düşürüyor. Offside'e düşürmekte de son derece başarılı. Nasıl offside'e düşürüyor? Bugün iktidar hem iktidar hem de muhalefet görevini yapıyor. İktidar çözmesi gereken sorunları bakıyorsun ki kendisi eleştiriyor. <laughs> e, muhalefet partileri de bu oyuna geliyor. Bakın sevgili, Muhalefet seninle, sorunlara çare değil mi? E, şöyle zaten çare olmuş olsa Türkiye Değişim Partisi'nin kurulmasına gerek yok. Niye gerek yok? 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidar var ama iktidardan anahtar teslim alacak bilgili, becerikli, yetenekli, örfüne bağlı, töresine bağlı, geleneklerine bağlı, inançlarına saygı duyan, ulusal birlikten yana olan, bayrağından ve toprağından taviz vermeyen, milletin dertlerini dertlerine derman olacak ve güven verecek. Vatandaş diyor ki ben AK Parti'ye güvenmiyorum geçmiş seçimlerde ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teslim edeceğim bilgili, becerikli, yetenekli, tecrübeli kadroları görmek istiyorum. O kadrolara göremediği için kaç seçimdir muhalefet partileri ne yazık ki gerekli başarı elde edemiyor. Bugün iktidar partileriyle muhalefet partileri arasında çok az bir fark olmuş olsa Türkiye Değişim Partisi Türkiye Değişim Partisi'nin yola çıkmasına gerek yok. Türkiye Değişim Partisi bir kızgınlıktan, bir küskünlükten, bir dargınlıktan ortaya çıkan bir Peki, parti Tayyip değil. Size i̇htiyaçtan derse, ortaya çıkan abi, bir parti. Tayyip Bey size gelin derse Cumhuriyet İttifakı'na. Şöyle, adını. şöyle. Biz, misiniz? Şöyle, biz şu anda iktidara uzağız. Niye uzağız biliyor musunuz? Bizim şahıslarla, kişilerle uzak yakın bir e, sevgisizliğimiz yok. Çünkü biz kıran parti, döken parti değiliz. Biz bağıran çağıran bir parti değiliz. Biz çözüm bulan bir partiyiz. O zaman şartları ve koşulları konuşmak lazım. O şartlar nedir biliyor musunuz? Türkiye'de bizim mesela çok ama çok arzu ettiğimiz bir olay vardır. Biz diyoruz ki güçlü bir e, güçlü bir parlamento olsun, bağımsız cumhurbaşkanı olsun, evet. bağımsız cumhurbaşkanı olsun ve tarafsız yargı olsun. Yani hı hı. Türkiye'de demokratik parlamenter sistemi savunan, demokratik parlamenter sistemi görüşen biz herkeste görüşebiliriz. Şayet bugün AK Parti diyorsa ki ben bulunduğum mevcut düzenden memnun değilim. Türkiye'de bugün başkanlık sistemi oturmamıştır. Ve gerçekten bana da diyor, bana da sorarsanız geriye dönüp bakıp ya Sayın Sarıgül çok böyle uzun uzun yıllar siyasetin içindesiniz. Belediye başkanlığında, milletvekilinde uzun yıllar görev yaptınız. Geriye dönüp baktığınız zaman acaba şurasında da hata yaptım dediğiniz bir şey var mı? var. Var. Ne biliyor musunuz? İnsanlar öz eleştiri yapması lazım. Öz eleştiri yapan insanlar saygın insanlardır. Kendi hatasını gören insanlar gerçekten kendine güvenen ve medeni insanlardır. Benim tek başıma verdiğim kararlarda inanın ki e, eksik yaptığımı görüyorum. O nedenle Türkiye'de de 84 milyonun kaderini kolektif akıl vermesi lazım. Kolektif akıl olduğu zaman daha başka. Mesela o bizim... zaman iyi bir yeşil ışık yakıyorsunuz. Şöyle, şöyle, hayır yeşil ışık diye bir şey yok. Şöyle, biz bir kere sevgili Cem, şuna karşıyız, buna karşıyız fikri bizim fikrimiz değil. Biz kimseye karşı olmayız. Biz ilkelerimizi ve prensiplerimizi ortaya koymamız lazım. Mesela şöyle bir şey düşünün. Biz dışarıdan bakan ataması fikrine sempatik bakmayız. Niye sempatik bakmayız biliyor musunuz? Bizim teşkilatlarda birçok arkadaşlarımız var. İlçe başkanım var, il başkanım var, kurucularım var, parti meclislerim var. Ana sağlamış, parça olmuş. Gece sabaha kadar bakkala gitmiş, kasaba gitmiş, her tarafı dolaşmış. Ayaklarının altında nasır bağlamış, su çıkmış. E sen bu adamı at kenara, Amerika'dan gel bakalım buraya, sen burada bakan ol. Ya da dışarıdan gelip Ayşası'nın bakan olması. Biz bunları asla doğru bulmayız. Amerika'da, İngiltere'de eğitim alan, eğitim alan evlatlardan danışman olarak yararlanalım. Onların ücretlerini verelim ama bırakın da bakanlığı Türkiye'nin örfünü, töresini, geleneklerini bilen gerçekten teşkilattan gelen arkadaşlar yapsın. Benim Murat Tosun'un Trabzon'da ana sağlayacak. E, Trabzon'a sen dışarıdan bir tane bakan getireceksin. Olur mu böyle bir şey? Böyle bir şey olması mümkün mü yani? Benim Mehmet Daraoğlu Hatay'da ana sağlayacak, paramparça olacak. E, Daraoğlu'nun başına sen dışarıdan bir tane milletvekili getir. O nedenle sistemi ve prensipleri konuşursak, Türkiye'nin yeni baştan yapılanmasını konuşursak, bu yeni baştan yapılanmada Türkiye Değişim Partisi asla ben şuna karşıyım, buna karşıyım mantığında değildir. Biz rakiplerimizin iyi yaptıkları, güzel yaptıkları varsa onları saygıyla, sevgiyle anlatırız. Eksik bıraktıklarını da çözüm önerileriyle sunarız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yararına olan her projede inanın ki elimizi taşın altına koymaya yüzde yüz hazırız. Ben şunu evet. isterim. Türkiye'de bazı konular var ki bu konuların toplumsal uzlaşmayla çözülmesi lazım. Mesela asgari ücret. Bir parti çıkıyor diyor ki asgari ücret 7 bin lira olsun. Biri 8 bin lira olsun. Bunlar popülist politika. Türkiye Değişim Partisi bunlara bakmaz. Türkiye Değişim Partisi'nin iktidarında biz bütün sivil toplum kuruluşlarını toplarız. Bütün araştırma kuruluşlarına 4 kişilik bir ailenin ortalama ne ile geçinebileceğine bakarız ve ondan sonra deriz ki burada popülist politika yapmayalım. Devletimizin şartları, koşulları Hı -hı. buradadır. Şuradan şu kadar tasarruf etmemiz lazım ve askeri ücretin en az geçim indiriminin şöyle olması lazım ki bu insanlar da mutlu olsun ve Hı -hı. evlerine hiç olmazsa ayda 1 kilo kıyma girmeyen ev var. Ayda 1 kilo et alamayan ev var. Ama biz bunların sorunlarını bile popülist politikayla değil gerçekten konuşarak çözmemiz lazım. Mesela Türkiye'de çok mağduriyete uğrayan EYT'liler var. EYT'lilerin sorunu biz popülist politika yapmayız. EYT'liler gerçekten mağdur olmuştur. 5,5 milyon yurttaşımız var. O yurttaşımız işe başlarken ne diye başlamış? Ben 25 sene sonra emekli olacağım diye başlamış. Yasalar çıktığı günden sonra geçerlidir. O nedenle EYT'liler konusu önemlidir. Ama EYT'liler konusunu da biz hiçbir şekilde siyaset malzemesi hmm. yapmadan çözmeliyiz. Mesela 3600 ek gösterge var. Birisi diyor ki ben bunu verdirteceğim, verdirmeyeceğim. Hayır, bu 3600 ek gösterge ya söylenmemeliydi ya da söylendi. Mutlaka verilmesi lazım. Mesela 3600 ek göstergeyi bekleyen kim? Ben Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum ve sınıf öğretmeniyim. Ben bir öğretmenim. Öğretmenlik mesleği son derece önemli. Sağdır, evet. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Herkesin evlatları var. Benim de iki tane evladım var. Allah'ım herkesin evladını bağışlasın. Ama bir öğretmenimizin 40 tane, 30 tane evladı var. O nedenle öğretmenlerimize mutlaka 3600 ek göstergeden yararlanması lazım. Bir başka şey sağlık çalışanlarımız var, hemşirelerimiz var, din görevlerimiz var. Bunların mutlaka ve bunun bitmesi lazım. Yani bunun bugüne kadar birçok yerde ben de dile getirdim. Ben de konuştum. Konuşmaya da devam ediyoruz. Ama bunların bile Türkiye Değişim Partisi de popülist politik olmaktan çıkıp bir ihtiyaç olarak girmesi lazım. Mesela şöyle bir şey düşünün. 1 Mayıs İşçi Bayramı var. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Türkiye Değişim Partisi de ne olacak biliyor musunuz? İşverenlerle bütün çalışanlar el ele kol kola o meydana gideceğiz. Şimdi fabrikadan fabrikadan çalışanlar çıkıyor. İşçiyiz, güçlüyüz, kazanacağız. Doğrudur. İşçiyiz, güçlüyüz, kazanacağız. İş, emek, hürriyet ama üretim de gerekiyor. Biz üretimi destekleyeceğiz. Esnafımızın, sanayicimizin, tüccarımızın yanında olacağız. Ama sevgili Aslı, alın teri ve emeğin hakkını da Merak en güzel değil. şekilde yüzde yüz vereceğiz. Biz o nedenle işverenlerimizle, sanayicilerimizle, esnaflarımızla, tüccarlarımızla, çalışanlarımızın da el ele kol kola ve omuz omuz olmasını isteyen sorumluluk sahibi bir siyasi partiyiz. Peki. Yani biz popülist politika için oy almak için asla konuşmazız. Gerçekler ve doğrular neyse Türkiye Değişim Partisi Peki. olarak inanın ki onu konuşuruz. Peki, Evet, evet Ben şunu merak ediyorum Sayın Sarıgül. Kılıçdaroğlu'na kırgın mı acaba? <laughs> i̇şte Konuşuyor evet. musunuz? Aranız var mı? Ee, konuşuyoruz konuşuyoruz. Bir kırgınlık ben yok yani. Geçen de aradım. Ya kırgınlık olması mümkün değil. Nedeni şu, nedeni şu. Biz bir düşünce reformu yapan bir partiyiz. Hı hı. Ve biz bir analiz yaptık. Ben siyaseti seviyorum, çalışmaları seviyorum. Ben daha önce CHP içerisinde mücadele verdim. Sayın Baykal'a karşı da çok az bir oyla genel başkanlığı kaybettim. Ama düşünce reformu yapmamız lazım. Mesela nasıl bir şey biliyor musunuz? Süleyman Demirel Adalet Partisi'nin genel başkanıydı. Adalet Partisi'ni Adalet Partisi'ni kurmadı 12 Eylül'den 12 Eylül'den sonra doğru yolu kurdu geldi iktidar oldu. Yani rahmetli Ecevit'imiz, Bülent Ecevit'imiz CHP'nin genel başkanıydı. DSP'yi kurdu geldi iktidar oldu. Bugün Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanı kalmış olsaydı, şey, refahta kalmış olsaydı evet. belki de bu başarı olmayacaktı. AK Parti'yi kurdu geldikler oldu. O nedenle Türkiye Değişim Partisi ile biz iktidar olacağımıza inanıyoruz. inanıyoruz. Çünkü biz mesela CHP'deki arkadaşlar biz sol parti değiliz diyemez ya <laughs> da sağdakiler biz sol parti değiliz. Biz solu ve sağı birleştiren Türkiye'nin e, demokratik birliğini sağlayacak olan bir siyasi partiyiz. Mesela bizim ilkelerimiz son derece farklı. Bizim ilkelerimiz pardon, bizim evet. ilkelerimiz Atatürk milliyetçiliğini savunan inançlara saygılı, laikliği her zaman yanında olan, cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, demokratik koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan Hudut ve Bayrak Birliği diyen, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğini yanında olan gerçekten Türkiye'nin en demokratik partisiyiz. Diğer partiler bunu kolay kolay Peki, söyleyemez. Peki, sayın başkanım. Peki, evet. <laughs> soralım. Ee, şimdi bir Kürt sorunu diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ee, ne kastettiğini çok anlayamadık. İçeriğini doldurmadılar. Böyle bir sorun var mı sizce Türkiye'de? Türkiye'de ben Güneydoğu'yu çok dolaşıyorum. Şirinak'ta, Batman'da, Silopi'de, Cizre'de, Mardin'de, Mazıdağ'ında, Batman'da, Diyarbakır'da çok çalışmalar yapıyorum. Ve ben Kürt yurttaşlarımla da çok çok iyi bir diyalogum var. Türkiye'de aslında Kürt yurttaşlarımızın Kayrağımızda da, toprağımızda da, ulusal birliğimizde de en ufak bir sorun yok. Türkiye'nin o sorunu ne biliyor musunuz? Siz bugünkü o bölgedeki terör sorununu Güneydoğu'da çözemezsiniz. Evet. O terör sorunu nerede çözersiniz biliyor musunuz? Washington'da çözersiniz. O terör sorunu nerede çözersiniz biliyor musunuz? Tel Aviv'de çözersiniz. Türkiye'de, Türkiye'de Kürt yurttaşlarımızla aramıza nifak tokumu sokmak isteyenlere karşı biz el birliğiyle, Gerekiyorsa bayrağımız ve toprağımız için el ele kol kola ve omuz omuza olmalıyız. Türkiye'nin Kürt yurttaşlarımızla uzak yakın bir sorunu asla ve asla yok. Kemal Bey'e katılmıyorsunuz yani. Ee, ben hangi şeyde söylediğini bilemiyorum ama biz Türkiye Değişim Partisi olarak gerçekten Kürt yurttaşlarımızın isteklerinin, arzularının Türkiye Cumhuriyeti tarafından yerine getirdiğine yıllardan beri inananlardanız. Ama Türkiye'de Kürt yurttaşlarımızla orada terörü çıkarıp Türkiye üzerinden oyun oynamak isteyenler, Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyenler var. Bunların oyununa biz gelmeyeceğiz. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Türkiye'de ne ekilip ne biçileceğine Amerika Birleşik Devletleri karar vermeyecek. Türkiye çok Cumhuriyeti çok karar verecek. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Adıyaman tütün ekemiyorlar. Tütün ekemiyorlar. Niye ekemiyorlar? Amerika izin vermiyor. Şeker pancarı ekemiyorlar. Niye ekemiyorlar? Avrupa Birliği izin vermiyor. Bunları konuşmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ne ekilip ne biçilmeyeceğinin kararını evet. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği değil kesinlikle ve kesinlikle inşallah Türkiye Cumhuriyeti karar verir. Peki. Peki. o zaman sizce erken seçim olmalı mı? Şöyle, erken seçime gidilmeli. Şöyle, şöyle o noktadaki tezimiz de şu biz Türkiye Değişim Partisi olarak öğrenciler, öğrenciler, Aha. öğrenciler karnelerini her sene alıyor. Hmm. Siyaset adamları da karnelerini 4 yılda bir alıyor. Bugünkü iktidar yoruldu, heyecanı bitti. İktidarlar da mevsim gibidir. Zamanı gelince değişmesi lazım. Kardeşim, bunu erken seçim deyip de adama sen daha niye fırsat veriyorsun? Muhalefet partilerinin stratejisi yok. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak seçimlerin zamanında yapılmasını isteriz ki yarın iktidar demesin ki ben şunu yapacaktım da Beni erken aldınız. Bunu yapacaktım da erken aldınız. O nedenle normal seçimlere zaten son 6 ay saymayın. 6 ay seçim dönemidir. Bir yıllık süreç var. Ama biz şu anda onurla ve gururla seçim ne zaman yapılırsa yapılsın oy pusulasında o kalp orada olacak. Logomuz, biz hazırız, orada. Logomuz musunuz? orada olacak ve biz yüzde hazırız. Bir de teşkilatlarımızla birlikte Türkiye'nin en heyecanlı, en dinamik, en enerjik değişim kadınlarıyla, değişim gençleriyle. Farkındayız. Heyecanınızın evet, farkındayız gerçekten efendim. Gerçekten <laughs> heyecanınızı buradan Peki hissettiriyorsunuz. Şey, Cumhurbaşkanlığına aday olacaksınız. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığına aday olmak zorunda. hükümet sistemi var mi? çünkü. Vallahi ben bu, bu, sistem bu, bu sistemi, şey. yok, bu sistemi sevgileceğim. Kesinlikle değiştireceğiz. Ben ülkemizi e, bir e, başkanlık sistemiyle yönetilmesini doğru bulanlardan değilim. Ama bilesiniz ki bunun üzerinde çok çalıştık. Yani öyle değil yani. Karşı olmak için karşı değiliz. Bak tekrar söylüyorum. Türkiye değişim var. Karşı olmak için karşı olmaz. Bu sistemin hayırlı, yararlı, doğru ülkemizin siyasal, sosyal, ekonomik, toplumsal, sanatsal, kültürel sorunlarını çözebilecek olsa biz buna evet deriz. O nedenle biz ben bir yere gittiğim zaman sağ olsun benim teşkilat başkanlarım <laughs> Başbakan Saragül diye tezahürat yapıyorlar. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. Yani bu o ilginize... Siz başbakanlar talipsiniz. Bu ilgilize, <laughs> bu ilginize O like zaman olun. başbakanlığa mı talipsiniz? Evet, evet, doğrusu bu. Peki doğrusu az vaktimiz var. var. Estağfurullah. Evet. Offside kaldırılsın dediniz. Heh. Niye? Heh. Şöyle, Neden büyüdü ya çok o tamamen tamamen <laughs> bilgiye dayalı bir şey. Türkiye Değişim Partisi bir şey söylüyorsa altı boş bir şey değildir. Bunun altı doludur. Ben Galatasaray Arena stadını yapacağım Seyran Tepe'ye dediğim zaman da özellikle bazı gazeteler ve çok önemli köşe yazarları şey yaptılar. siyaset malzemesi yapıyor Sayın Sarıgül stat ne zaman oraya yapılacak diye ve oraya o stat yapıldı. Offside şudur, offside şudur. Daha hızlı futboldur. Hmm. Daha fazla goldür. Daha fazla heyecandır. Offside futboldaki tembelliği önleyen bir olaydır. Bugün daha başka bir şey söylüyorum Ama burada. Ama diri de tutuyor takımı. Hayır abi. daha başka bir şey söylüyorum. Diri tutmuyor. Tutmuyor Aksi, <laughs> Aksine niye biliyor musunuz? Bir adam burada bekliyor. Evet. Bir adam burada eski tabirle beleş bekliyor. Topu atacak aradan gol alsın. O fırsatçılıktır. <laughs> Futbolda da siyasette de fırsatçılığı ortadan kaldıracağız. Ben bilgiye dayalı konuşuyorum. 24 ay içerisinde UEFA'da konuşulan bir konu olduğu için konuşuyorum. İnsanlar şunu söylüyor. Ya bunu biz kaldırmayacağız. Türkiye Değişim Partisi olarak biz bir öneri sunuyoruz. Bunu evet. Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nda kaldıramaz. Bunu kim kaldırır biliyor musunuz? OEFa kaldırır. OEFa da bunu çok yakında kurullarında konuşarak kaldıracak. Bizim sevgili Cem dış ilişkilerimiz var. Teoman mutlu diye bir arkadaşımız evet. var. Hı -hı. Bütün Hı -hı. çalışmalarını yapıyor. Bugün buraya çağırın ve konuşun. Biz Brüksel'de ne oluyor? Washington'da ne oluyor? Avrupa Birliği'nde ne oluyor? Almanya'da Yeşiller Partisi'nin, SPD'nin, Hristiyan Demokratların çevreyle ilgili, sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili, dış politika ile ilgili, iç politika ile ilgili görüşleri nedir? Hepsine bakıyoruz ve yararlanıyoruz. Bizim e, görevimiz iyi bilgi almak, aldığımız bilgiyi de toplumla buluşturmak. Şimdi bir şey daha söylüyorum. Kardeş, o gün gittim baktım ve kahroldu. Norveç Türkiye maçı. Baktım Norveç'in nüfusu 5 milyon. E bizim nüfusumuz 80 milyon. 5 milyonluk Norveç geldi. Bizim evlatlarla mücadele verdik. O da niye biliyor musunuz? O da niye biliyor musunuz? Abi Kuns anlamaz, bilmez. Bizdeki hocalarımız son dereceyi. Bir Hikmet Karaman varken niye o abi? Niye o geliyor? Neden mesele? Bir Okan varken niçin Kuns geliyor? Anlamaz, bilmez, yapamaz. İkincisi bakın bir şey söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız bize şu anda sitem kızacaklar ama doğru değil. Ben bunu geçmişte Galatasaray Kulübü'nde Sayın Faruk Süren başkanımız başkanken yaşadım ve baktım. Kaliteli yabancı gelmesi lazım. Türkiye evet. kusura bakmayın yabancılara bakıyorsunuz ve maçın heyecanı yok. Şimdi açıklıyorum. 4 tane yabancı futbolcu olmalı. 7 tane de sahada bizim evlatlar olmalı ki bizim evlatlar çalışsın. Bizim evlatlar evet. koşsun Bu ve futbol Türkiye'de gelirsin. Bunu daha gelişsin. önce de konuşmuştuk biz burada. Evet. Neden bizim Türk oyuncularımız yok diye sormuştum evet. kendisine. Vardı öyle Cem ya. kusura ya bakma ben 1970. Türk, Türk takımı diyorlar, Almanlar koşuyor, İngilizler... Türk hangisi diyorum isimlerin. <laughs> Bu konuda size katılıyorum. Ama dünyanın her yerinde... Ya, Ama dünyanın her yerinde serbest şey de yani Türkiye'de 12 tane mi oynuyor? Peki, Bakın Trabzon'un eski genç takımını koyun, İnan daha da iyi olur. Daha da Sizin ekibinizde Soner Gökçe diye de iyi bir arkadaş var. Evet. O, da, o da önemli bir isim. Ekip onda. ama güzel ekip. Ekip tanıdık efendiler de var. Gündür Kamaşak var. Gündür Kamaşak var. Monika'nın Monik var. Monika'nın Monika Hanım var. Monika, Monika Hanım İpek. var. Hepsi Diğerleri var. Yalnız Gamze Büyük Hanımefendi var. Genel Sektör Hasan evet. Aydın var. Buket TikTok var. var. TikTok'u kullanıyorsunuz. Twitter'ı. TikTok mu Twitter mı? benim için şu anda TikTok daha önemli. Çünkü ben kusura bakmayın bazı entelektüelleri ben bazı entelektüel hmm. geçilenleri bazı millete tepeden bakanların alkışını almak için yolda değilim. Ben milyonlarca insanın alın teri ve emeğin hakkını vermek için yollardayım. TikTok benim için daha iyi. Peki. Hmm. Efendim teşekkür Çok ediyoruz. şimdi bir ben bir şey söyleyeyim, son Tabii bir buyurun. şey söyleyeyim. Tamam, Bu da Aslı Hanım'ın sağlığı, saati ve bundan sonraki mutluluğu için olsun derhal soyadınızı benim önerim isminizi e, yeni soyadı kanunu ve düzeltmeler çıktı. E, Aslıhan olarak efendim lütfen. Adımı Aslıhan, mı? Aslan Eski olarak... mı zaten? Evet, evet, evet. Ama yazmıyor Aslı, Aslı yazıyor. Yazmıyor Aslı yazıyor. İlave Aslıhan mı yapıyor? Evet Aslıhan yapıyor. Yani nüfus kağıdımdaki ismimi %100. kullanayım. O patenti de bana yani ait olsun. Bizde bir, bize, <laughs> bize Aslıhan Hanım o da bizim patron diyor. <laughs> evet o ama benim nüfus kağıdımda da Aslıhan. Hanım. evet son sözüm. Ama o da söyledi biliyorsunuz O da Aslıhan'ı kullandı. Son sözüm, izin, son sözüm izin verirseniz ahtı vefay olsun. Buyurun. Son sözüm son sözüm Sayın Enver Ören olsun. Evet. Mekanı cennet olsun. Amin. Uzun Amin. yıllar Amin. Ülke, eko abi. ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan benim de çok değerli bir abimdi. Türkiye Hastanesi döneminde, Belediye Başkanlığım döneminde çok güzel çalışmalarımız evet. oldu. Enver abi de saygıyla, sevgiyle burada yardım Çok teşekkür efendim. ederiz. Peki. Sağ olun. Sayın Sarıgül